Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda nacizane bilgisayarımı daha önce belki 4 defa 5 defa çekmişimdir arkadaşlar. Monitörüm, ses sistemim aşağıda. 2 tane klavye kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesini incelemek için getirmiştim, çok kullanmadım. Bunu aslında 15.000 olmaya yakınız arkadaşlar. Rampage Meconi isimli klavyesi. Şu an piyasa değeri bildiğim kadarıyla 180 lira civarında. Bir bunu arkadaşlar, bir de sizler için şunu aldım internet üzerinden. Yani internet üzerinden demeyeyim, daha doğrusu toptancıdan, o da internet sayılır. İnternetten baktık, seçtim, aldım. Bunun şekli şemali çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. Benim burada Hydra nereden çıktı? RV6 Raptor kulaklığım var arkadaşlar. Ona istinaden bunu 15.000 abonede vermeyi düşünüyorum. Şu klavye bende fazla. Ben normalde Chef kullanıyorum. Şu klavyeyi de inceleme için getirmiştim, Meconi'yi. Bunu da arkadaşlar 15.000 abonede bunu da vereceğim. Hakkuş'un klavyesi, Hakkuş'un parmaklarının da iyi klavye, artık kime kısmet olursa. Çekiliş için arkadaşlar yapmanız gerekenleri yakında açıklayacağım. Kanalımızı takip etmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an çekim amacımız şu arkadaşlar. Ben daha önce Ahmet Kral'ın videosunda şöyle yakından göstereyim. Ben bundan alacağımı söylemiştim. RBK4 Rainbow kasafanı diyor arkadaşlar. Bunun içerisinde bir adet kumandası var. Rainbow olması normal RGB'den farklı. Ben şöyle kendi kasamı açayım arkadaşlar. Şu klavyeyi aslında buradan kaldırsam çalışma için gayet güzel olur. Şimdi öncelikle göstereyim. Benim kumandam vardı burada, bir saniye. Evet, kumandamı buldum. Ben bunun içerisinde arkadaşlar, hatta kumandalar neredeyse aynı diyebilirim. Tek fark şey, burada Rainbow olması sanırım. Şuradan on tuşundan açayım. Evet, bakın benim kasa bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hatta kamerayı az yakınlaştırayım. Benim bilgisayar bu şekilde. Şimdi kaç tane fan var diye soracak olan arkadaşlar var. Bir tanesini buraya takacağım. Fanların bir tanesini buraya takacağım arkadaşlar. Pardon, bir tanesini buraya takacağım. Bir tanesini şu kırmızı gördüğünüz yerde, Corsair'in çok güzel bir fanı var. Airflow çok aslında güzel bir performans veriyor. Oraya takacağım. Diğerini de arka egzoza takacağım arkadaşlar. Öyle uygun gördüm. Şimdi isterseniz direkt videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir açalım bakalım içinden ne çıkacak. Ben daha önce bunu mağazada açıp denemiştim. Vatan bilgisayarda var bu. Ben yalnız toptancıdan aldım arkadaşlar. Yani segment bilişimden, segment bilgisayardan direkt geldi diyebilirim. Onların bir ara bağlantı toptancısıyla birlikte görüşüp aldık. Bizim bilgisayarcı abimiz vardı, Murat abi. O sağ olsun ön ayak oldu. Getirttirdik arkadaşlar bu fanları. Bir tane şöyle fan. Bir tane değil, 4 tane fan. İkinci fanımız arkadaşlar. Böyle ayrı ayrı kutulamaları çok büyük nezaket arkadaşlar. Bundan dolayı Rampage'i kutluyorum. Ben artık şu düz RGB'lerden kurtulacağıma bayağı bir seviniyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde böyle 4 tane fan çıktı arkadaşlar. Kutu içerisinde şöyle bir tane de siyah bir şey var. Onun içinden çıkacağı zaten 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Kullanma kılavuzuna benzer herhangi bir şey çıkmadı. Bunu atalım kenara. Şöyle montaj için geri şuna geçelim. RBK7 diyor. Aslında hepsine ayrı ayrı kod vermişler sanki. Oo, bir dakika, bantlıymış. Bu hemen Çin'den getirdiğimiz özel bıçağımızı çıkartalım. Hemen şu bant kısmını bir açalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Everest Rampage yazıyor. Bunu atıyorum kenara. Bir tane şöyle bir kumanda çıktı. Gayet güzel. RF Wireless diyor. Wireless kumandaymış arkadaşlar. Benim diğer kumandada öyle bir şey yazmıyor. Hatta onu da şurada size göstereyim. Ha, bunda da yazıyormuş ya. Pardon, çok özür dilerim. Günahını aldık kumandanın. Bunda da yazıyormuş. Bakın RF Wireless, ama bunda Rainbow olduğu için renkler falan var. Bunda çok ekstrem bir modu yok. Bunu daha önce göstermemiştim. Bunu da ayrıca videosunu çekeceğim. Bu kumanda şurada dursun. Bir adet de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Çok portatif bir şeye benziyor. Hani bunun çok ekstremi yok.
Şu fanların hepsini şuna bağlıyorum. Üçlü girişe bağlıyorum. Bunu da normal SATA var ya arkadaşlar. Hard disk bağladığımız SATA power var ya. Normalde ona bağlayacağım. İnşallah arkadaş fazla çıkışım vardır. Şunu fanın bir tanesini açmak istiyorum. Fanın bir tanesini açacağım. Ondan sonra direkt kasa montajına geçeceğim. İçinde şöyle vidaları var. Aldığınız zaman vidalar da çıkıyor arkadaşlar. Vida çıkmıyor demeyin. 4 tane bir fanı bağlamak için vida çıktı. Ben tabi bunu birini işlemci üzerine takacağım. RMP'sine filan bir bakayım. Eğer herhangi bir sorun yaşatmazsa, çünkü benim kasanın ön göbeğinde 2 tane fan var. Evet arkadaşlar, fanımız bu şekilde. Üstünde çok tatlı bir şekilde Rampage logosu var. Bayıldım diyebilirim. Power var. SATA power'ı var. Bir de şu bilgi alması için şeye taktığımız girişler var. Çok güzel arkadaşlar ya. Çok tatlı. Hemen isterseniz direkt gidip montajına geçelim.
yaptım. Çok yoruldum ama pert oldum diyebilirim. Ama bence çok güzel oldu. Az kaldı. Bunu bir tane ben kendi paramla aldım ve çekilişle hediye edeceğim arkadaşlar. Esen RTX 3 arkadaşlar. Güzel bir kulaklık. Oyuncu kulaklığı. Birçok arkadaşımız yani kötü kulaklıklar kullanıyor. Mecburiyetten, imkansızlıktan. Benim de çok işte imkanım olduğu söylenemez ama elimden geldiğince arkadaşlar 15.000 abonede bir etkinlik yapayım dedim. Ve Rampage'in arkadaşlar güzel bir kulaklığını seçtim sizler için. Hem kulaklık hem mikrofon. İnşallah kullanırken beni hatırlarsınız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.